sahip çıkalım. İstanbul'un tapusu olan ve bu şehri ifade edecek olan asar hiç şüphesiz ki herkes bir laf tutturmuş, bir takım Bizans şeylerini yok ediyorlar. Yahu Bizans'ı yok etmek için önce Osmanlı'yı edeceksin. Bunlar üst üste katman ve öyle de yapıyorlar. 5 tane Sinan Mescidi'ni yok ettik 57'deki istimlak hareketlerinde. Daha da hala methediyorlar. Biraz da artık insafa gelin. Yani iyi şey yapanla kötü şey yapanı da bir ayrı tefeye koymakta fayda vardır. Çok şey yani bu yanlış. Gene orada oturuyor, köprü yapıyor. Efendim köprüye sırf solcular mı karşı çıkacak? Böyle bir şey olabilir mi o metro şeyine? Yani adamın birisi deli aklına esmiş Süleymaniye'nin minareleriyle yarışacak kuleler koyuyor. Ne koyuyorsun ya? Geçireceksen onu geçir git işte. Ne tepesine böyle boynuz gibi şeyler takıyorsun yani. Mimar Sinan'la şey yarışına mı çıkacaksın karşıya? Bu dalanın biri. Ayrıca oradan metroyu ne geçiriyorsun? Yani orada metroluk bir kalabalık yok. Geceliğin gidin gezin bakın grup halinde. Adam oynamaz. Fareler düşse başları yarın orada. Ne diye oraya metro hattı geçirip metro istasyonu kuruyorsun? Kim veriyor o parayı? İsrafillik alası yani. Böyle şeylerimiz var. Bir şehire sahip çıkmak için isminden çok bence ismi kadar mühim olan şey kendisidir. İstanbul'u böyle lüzumsuz bir şekilde imar hareketleriyle donatırsanız burayı öldürürsünüz. Bu kadar açık. Bu kadar açık. Yani bir Osmanlı tipi bir cami yapıyorsunuz. Klasik devre uygun. Çok güzel. Yanına 4 tane gökdeleni korsan onun hiçbir kıymeti yok. Gider o. Çamlıca camiyle övünüyor. İyi ama görmüyor musun o caminin kubbeleriyle minareleri arasındaki nispetsizliği? Ve o minareler klasik mimarimizin minareleri gibi değil, daha çok tepedeki telsiz kulelerine benziyor. Yani bunlar hepsi inceliktir. Türkiye mimarları zavallı adamlardır. Bunu hep söylüyorum. Çoğusu kendini bir şey biliyor zanneder, hiçbir şey bilmez. Ve bunlar tabii zavallı dediysek fakir demedik. Hepinizden daha zengindir. Hak etmedikleri bir zenginlik içindedirler. Bunlar, efendime söyleyeyim, Nobel alacak hekimden daha zengin. Herhangi bir dünya köşesinde en büyük eseri yapacak kapasitedeki ki yapıyorlar da inşaat mühendisinden çok daha zengindirler. Dirler. Ama hiçbir şekilde ne bu memleketin mimarisiyle alakaları vardır, ne bilgileri. Sen şimdi oturuyorsun belediye binası yapıyorsun şehzade başına. Adamdaki küstahlığa bak, 50'lerde yaptı, yanındaki Sinan Camii'ne yarışıyor ya. Heriflerin başlıca hedefi de bu, ha, haddini de bilmiyor, başkası yok, hemen ondan yarışıyor. Şeye, mahalle kızının Sofia Loren'le yarışması gibi bir şey. Çok tuhaf bir şey yani, böyle birden şey. Ondan sonra etrafında şeyleri, konakları yıkıyor. Şimdi o konaklarda da paşalar oturmuyor o zaman. Ya paşanın fakirleşmiş ahfadı veya işte İstanbullular oturuyor. O zaman ev mev yoktu. Bir odada, 2 odada aile oturuyor. Çoğunda orada tabii tuvaletler, mutfaklar müşterektir. Fakat hiçbir rezalet yoktu. Hatta annem dedi ki, Rusya'da dedi, böyle dedi komünal apartmanlarda oturuyor millet. Mutfakta ve banyoda her zaman kavga çıkar dedi, kullanım yüzünden pistir dedi. Şu temizliğe bak derdi 50'lerde. Böyle herkes evi gibi de koruyormuş, komşuluk var falan. Birdenbire o konakları yıkıyor herif, belediye sarayı yapacakmış, rezil bir bina. Allah'ın parmağı yok, çatladı bu 19 Ağustos depreminde, gene tamir ediyor. Bir de tescil ediyor, milli esermiş o. O milli eserle alakası var mı onun milli mimariyle? O mecmuadan araklama bir şey. Bunu yıkıp oradan kaldıracağına, o yanındaki Ankaravi medresesi açığa çıkacağına, cami biraz daha nefes alacağına bu edepsizlikten,
ve hiç açıkta söyleyeyim Konstantinya'nın eski zamanından kalma Roma eserleri falan da çıkacağına göre komşu imparatorluğu biz devam ettiriyoruz çünkü. Herif oradaki o pis binayı şey, siz hiç girdiniz mi o belediyenin içine? F tipi cezaevi daha sevimlidir. Girin bakın odalarına ve koridorlarına. Böyle bir şaşkınlık var. Yani bu şehirde ben bazı şeylere dikkat edilmesi gerektiği kanısındayım. Yolu böyle düz açın diyor adam ya. Yolu niye düz açtırıyorsun? Sen Kanuni Sultan Süleyman Han mısın? Yani orduların Budin'den veya Beograd'dan zaferle geliyor da eminim oradan böyle törenle mi geçeceksin de orayı yıktırıyorsun. Efendime söyleyeyim Ordu Caddesi'nde bizim o koca Ragıp Paşa dibe gömülüyor. Efendim Fatih Medresesi'nin temeli açılıyor, çaplıyor duvarlar. Ayıp ya. Ayıp yani bunu yapan insanlar tarihe yazılır, takbih edilir. Bunun yolu yok. O adamların müspet tarafları da vardır, onu söyleyeyim ben size. Menderes hiçbir şekilde hırsızlığı olmayan, memleketi en azından bizler kadar seven, İstiklal Savaşı'nda çok genç yaşta gitmiş yedek subay olarak madalya sahibi, çok çalışkan bir adamdı ama maalesef bilgisizdi tarih konusunda. Birçok Türkler gibi, Türk milleti tarih bilmez, tarih yapar. Yani adam 1919 savaşında 20'de tarih yapıyor, 50'de tarih bilmediğini görüyorsunuz. Yani bu çok enteresan ve garip şeyler bunlar. Bunları böyle bilerek yazacaksınız. Bu da var, bu da var. Biz tarihçiyiz. Her şeyin yeri var kendine göre. O zaman daha inandırıcı oluruz ve geleceği daha iyi inşa ederiz. Benim dediğim bundan ibarettir yani. Sağ olun. Çok teşekkür. İstanbul'la ilgili İstanbul tutkunu bir insansınız. Yazıp çiziyorsunuz da böyle seyahatler, seyahat notlarınız var. Silüetle ilgili, İstanbul'un görünümüyle de ilgili. O kalmıyor. O kalmıyor. Ben onun değişeceğine inanmıyordum. Bu kadarı da artık fazla oldu. İstanbul silüetinin mi? Evet. Bir sabah Mina Hanım, Mina Türkmen Allah ömür versin. Öz Doğancı'dır o. Yani Doğancılar semtinin ailesidir o. Telefon etti bana. İlber Bey Ayasofya'nın üstüne gökdelen dikmişler diyor. Aa ne oluyor ya daha geçen hafta gördüm. Hiç öyle bir belirti yoktu. Bir haftada gökdelen çıkınca arkasında. Ne oluyor dedim. Yani gene de araba vardı. Gidelim şuraya dedim. Şu Doğancılara ve onun Salacak'taki apartmanın o. Ay hakikaten var ya. Ayasofya'nın üstünde böyle topal bir herif gibi bir gökdelen var. Sinirlendim. Gittim benim eve geri döndüm. Ben şeyden baktım. Salacak'ta değilim. Tam tersi de Sultantepe'deyim bu tarafta. Ana o adam Nur Osmaniye'nin tepesine oturmuş. Şimdi bu tepeler de hep böyle camileri falan hedeflenen yerler yani. Evet. Sinirlendik arabayla geçiyoruz. Köprüden baktım Süleymaniye'nin tepesinde herif. Kazlı Çeşme'deki üç gökdelen tabii. Korkunç bir şey. Ve bu gider ayak artıyor. Bazı arkadaşlar İstanbul böyle olacak. Hayır olmayacak. Olmayacak. Yani bu... Var mı geri dönüşü onu peki? Ama canım nereye genişlersen genişlersin. Sur içindeki küçücük parçayı berbat etmek zorunda değilsin. Yani tarihi yarımadayı silüetini etkileyen bir yeni bir şeyler yapıyorlar Deniz'e galiba. Tabii canım şimdi çıkmış herif oraya. Kabataş'ta bilmem ne yapacağım diye bir de önüne böyle kocaman kazıklar üzerinde bir bağlantı şeyi kuruyor. İneceklermiş de oradan bilmem ne olacakmış da. Yahu Dolmabahçe ile Topkapı arasında böyle bir umumi çanak gibi bir şey. O ona bakıyor ona. Senin ne hakkın var onu yok etmeye? Umumi yapan çanak. Mimar da, belediye başkanımız da İstanbullu değil. İstanbul'da doğup büyümek bile bir şey ifade etmiyor. Bunlar İstanbullu değil. Hiçbir zaman oranın tadına varmamış, onu etüt etmemiş. Bu şehirde böyle bavul gibi gezen bir sürü insan var. Fakat burada sorumlu iş yapan bavullardan olmak zorunda değil. Hani Mehmet Akif diyor ya, iki tane amele çıkart indirirsin Süleymaniye'nin kubbesini. Fakat ondan sonra nasıl yaparsın yeniden diye. Aynen onun gibi bir şey böyle.
Şimdi de Süleymaniye'nin dibinden metro geçiriyorlar. Çok lazım metro oraya. Geceliğin incin top atar, nüfus yoğunluğu fevkalade düşük bir yer. Bir de köprünün üzerine kimse kusura bakmasın, böyle iki tane boynuz dikti o görgüsüz mimar. Megaloman çünkü çocuk, kolay yoldan Mimar Sinan olmak istiyor. Bari yaptın köprüyü, yap git oğlum, ne diye boynuz dikiyorsun üstüne? Yani Süleymaniye'nin minareleriyle mi boy ölçüşeceksin? Siz bir kere ölçü almayı bilmiyorsunuz modern mimarlar. Şu karşıda Çamlıca'daki camiye bak. Kadının yaptığı caminin strüktürü tamam. Etrafına minare dikmiş altı tane. Şey neredeyse radyo vericilerinden daha ince, çirkin çirkin şeyler. Ya sen hiç görmüyor musun öyle kubbenin yanına nasıl minare dikildiğini? O kadar aklı eriyor. Nispet yok çünkü bunlar ölçüm almayı bilmiyorlar. Ölçüm çok önemli bir şey. Ölçüm almayı bilmiyor. Mesela yaptığı çarşıda da merdivenin ölçümü yok. Boyuna çocuk düştü oradan, hala da düşüyor belki. Yürüyen merdiven, ölçü denen şey bilmesi lazım. Bir insanın gözü ölçmeyi bilmiyorsa, yani onu zaten başından mimari fakültesine almaz. Çok açık, sınav diye bir şey var. Ben talebeyken ODTÜ imtihanına girdim, mimariyi yazdım, o şeyi ölçüyü aldım. Başka şey alamadığım için girmedim. Yani gözü ölçü almayan insanın bu gibi mesleklere alınması caiz değil zaten. Kapıdan kovalayıp gideceksin. Kısa boylu adam basket takımını alıyor musun? Almıyorsun. Başka yerde nispetini arasın. Bana İlhan Osman Baş dedi ki siz kabiliyetsizsiniz dedi. Çünkü basıyor piyanoya, ses veriyor, tekrarlayacaksın. Dırnık yapıyor. Dört sesten yukarı çıkmıyor. Dört bile çıkmıyor belki. Kabiliyetsiz belli, kulağı yok. Bunun gelişmez, bu adamla müzisyen olunmaz. Öyle dedi, size dedi, yani açık söyleyeyim, siz kabiliyetsizsiniz dedi, yeteneğiniz yok dedi. Niye başka işlerle uğraşmıyorsunuz? Biliyordu benim kim olduğumu. Çok büyük imkanlarınız var, onlarla uğraşın dedi. Çok haklısınız efendim dedim, bir daha da yüzünü açmadım flütün mülütün. Efendime söyleyeyim, tarihçi oldum, ayıp değildir yani. Kabiliyeti olmayan insan alınmaz bu mesleğe. İstanbul'u yok edenler bu heriflerdir. Bir de kendisini İstanbul'un mimarı diye yutturuyor. Kitap bastırıyor, turistlere de satılıyor. İstanbul'un mimarları, Mimar Sinan başta olmak üzere, Antemios'tan falan hiç haber yok. Arada birini daha koymuş, Mimar Kemalettin'i ve Tabanlıoğlu'yla Oralet'i koymuş, Arolat pardon. Yani bu çok ayıp bir şeydir. Ölmeyen insanların kendilerini böyle abideleştirmesine ancak kargalar güler. Bu gibi kitapları katiyen tavsiye etmek. İşte efendim Lozan 100. yılda sona eriyor. Lan Lozan yayınlandı, bizim hoca yayınladı biz talebeyken. Hem de öyle sırf anlaşma metni değil, bütün layihalar, zabıtlar, tartışmalar. Bir okursana onu. 8 cilt. Sıkar ne 8? Ya. İşte tamam mı? Öyle acayip. Ha, 8 cilt şeyse adı öyle, her cildin içinde de 5 cilt. Kamerayım tabii. Böyle bir şey. Yani oku tabii, okumak sıkar ama palavra kolay. Hepsi değişir. Zaten Lozan çok değişti. Ve daha da değişecek. Ben size söyleyeyim. Montre Lozan'ın tasdihi demektir biliyorsunuz. Daha da tasfiye edilecek. Çünkü İstanbul Boğazı'ndan bu kadar silep geçemez. Aksi takdirde her gün deniz kazaları olur, haberiniz olsun.